Örnek soru, canlıların tüm özelliklerinin genlerle kontrol edildiği, her bir genin özelliklerinden sorumlu olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kromozomlar birden fazla gen taşır hipotezine bir kanıt olabilir? Birden fazla gen taşır hipotezine kanıt olabilir. Eşey hücrelerinde genelde türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur. Bize ne soruyor? Aşağıdakilerin hangisi kromozomlar birden fazla gen taşır? Bir kromozom birden fazla gen taşır hipotezine kanıt olarak hangisi sunulabilir diyor. Ben sadece okuyayım, yorumu sonra siz düşünün. Eşey hücrelerinde genelde türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur. Bir kromozomda eşey hücrelerinde en kromozom bulunmasının bununla bir ilgisi var mı diye düşünün yani. B. Bir kromozom üzerinde bulunan bir genin aleli eşi o kromozomun homoloğundaki eşinde yer alır. Yani alergenler karşılıklı çiftlerde yer alması bununla ilgili mi? C. Bir canlıda türe özgü sayıdan bize ne soruyordu? Kromozomlar birden fazla gen taşır. Birden fazla gen taşır. Bir kromozomda birden fazla gen taşırla bunu hangisi kanıtı diyor. Mesela biz 2 eşittir 46 kromozomluyuz. Bir kromozomda birden fazla gen taşır düşünün. Eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerinin başka özelliklere taşınması, döllenme sonucu oluşan zigotta olması. Cevabımız D şıkkı. Eşey kromozomları. Kromozomlar cinsiyeti belirleyen genlerin yanında bazı vücut özelliklerini de kontrol eden genleri taşıması bir kanıt olarak. Çünkü bir kromozom aynı zamanda gonozomları da var. Yani X ve Y mesela düşünün, iki ayrı gonozom erkeklerde bu şekilde, dişilerde hepsi XX de cinsiyeti belirleyen genlerin ya da bir de bizim vücut uzaklığı, saç rengimiz, göz rengimiz, bütün özelliklerimiz nedir? Kromozomlarımıza taşınıyor. Bu hipotezin kanıtı olarak da D verilir. Eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerin başka özellikler de taşınması. Hem eşeysel özellik hem de başka özellikler taşınması buna bir kanıt.